Muztazaflar bu zalim ve müstekbirlerin yönetimlerini yerle bir edecek, onlara galip gelecek, onların yönetimlerinin kökünü kazıyacak ve dünyanın iktidarını ellerine alacaklardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَنُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ. Biz istiyoruz ki, biz diliyoruz ki yeryüzünde müstazaflara lütufta bulunalım. Onları imamlar kılalım, onları önderler kılalım ve onları yeryüzündeki iktidarların varisleri kılalım. Günümüze gelinceye kadar insanlık tarihi birçok mazlumiyetler yaşamıştır. Mazlumların Rabbi olan Allah-u Teala bu mazlum ve müstazafları yalnız bırakmamak için peygamberlerini göndermiştir. Mazlum ve müstazaflara, ezilmişe, kimsesiz, yalın ayaklı insanlara yardımcı olsun diye onları bu yalnızlıktan, bu zulümden kurtarsın diye. Nemrut gibi bir zalimin karşısına Hazreti İbrahim'i çıkarmıştır aleyhisselam. Halepçe derken Felluce'yi kastediyoruz. Halepçe derken Zilan Deresi'ni kastediyoruz. Dersim'deki katliamları kastediyoruz. Yakın tarihimizde halkımıza yaşatılan onca katliamı, zulmü kastediyoruz. Ve bugünkü Roboski katliamını kastediyoruz. Hama'yı, Humus'u, Halepçe'yi hepsini birlikte yad ediyoruz. Ve hiçbir katliam arasında gerek katliama uğrayan ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. Bu katliamlar arasında ayrım gözetmiyoruz. İslam düşüncesi, İslam davası inşallah Teala hepsinde galip gelecek ve hakim olacaktır. Bundan şüphemiz yoktur. O yüzden ben, herkes farklı bir şey söylüyor. Kimi Arap Baharı diyor, kimi İslam Baharı diyor. Doğru, İslam Baharı'dır ama İslam Baharı'nın da içerisinde bence bu müstazafların baharıdır. Tekellemu an kıt'atin min el ardı mevcudetin fi kalbil alemin islami ve hasbı. Kardeşlerim, bizler Filistin'den konuştuğumuz zaman sadece bir toprak parçası olarak bakmıyoruz. Ve innemâ netehaddethu an kıt'atin minel kalbi mevcudetin fi sadri kulli vahidin minel muslimine fi hâzihil ard. Bilakis biz Filistin'e Müslümanların kalplerinde yer edinmiş bir gönül sevgisi olarak bakıyoruz. Filistin هي الارض التي تتحد من اجلها الامه. Filistin Müslümanların kendisi için birlik sağladığı, vahdet kurduğu bir şeydir. Mescid-i Aksa Muhammed ma خلف بنات. Ve o Siyonistler rezil bir şekilde ümmetin ortada olduğu bir durumda şunu diyorlardı: Muhammed öldü. Ümmet uyumuş durumda. Ne zaman ki Siyonistler Gazze'yi işgal ettiler ve orayı kirli emelleriyle kullanmaya başladılar ve Muhammed öldü dediler, işte o zaman yaşlı, hasta, peşli bir kişi çıktı ve dedi ki hayır, Muhammed yaşıyor ve bunu onlara kanıtlamaya başladı. İnnehu şeyhuna şeyhu Filistin
İmamul Mücahidin Şeyh Ahmed Yasin. O bizim değerli şeyhimiz, üstadımız, mücahidimiz Ahmed Yasin'dir. الذي تضر ذكر استشهاده صلى الفجر في جماعة وقد نوى الصيام في ذلك اليوم فلقي الله قائما صائما مصليا للفجر في جماعة. Ve Şeyh Ahmed Yasin şehit düştü. Ama nasıl şehit düştü? Geceyi ibadetle geçirmiş bir abid olarak, gündüzünü oruçlu geçirmiş biri olarak ve şehit olduğu zaman namaza durmuş bir şekilde şehit düştü. Sonra geliyoruz, 28 Şubatlar yaşandı bu ülkede. 28 Şubat. Bugün bu toplumun nesline bakarsak 28 Şubat'ın çok ciddi başarılı olduğu aşikardır. 13-14 yaşına kadar kız çocuklarına başörtüsünü, tesettürü giydiremeyen aileler şu anda kız çocuklarının üzerinden çok ciddi olarak İslami yozlaşma yaşıyorlar. Nesli çok ciddi olarak bozdular. Daha önce kız çocuklarını tesettürden çıkarmayan aileler şu anda kız çocuklarından kot pantolonları çıkaramıyorlar. Çok ciddi olarak nesil üzerinde tahribatlarda bulundular. Ve şu anda başörtüsü maalesef halen serbest bırakılmadı. Halen başörtüsü zulmü bu ülkede yaşanıyor. Ve başörtüsü zulmü yaşandıkça bu ülkede 28 Şubatlar bitmemiştir kardeşler. Bacağı protezli bir bayan var ve işlerinde bir avukat var. Yasal faaliyetlerinden dolayı bunlar cezalandırıldı. Bir kısmı ceza. Bir kısmı cezaevinde, bir kısmı hicret etmek zorunda kaldı. Adıyaman'daki haftada 6 kardeşimize, dernek yöneticimize 50 yıl ceza verildi. Şehzade'ye yönelik basın açıklaması yaptılar diye Diyarbakır'daki kardeşlerimize davalar açıldı, davaları görülecek. Onlarca dava açıldı bu türden. Ve bu zulümler devam ediyor. Bu derneklere giden gençlere yönelik devlet baskısı devam ediyor. En sonunda, en nihayetinde yaşanan bir hadiseyle örnek vereyim. Adana'da timer kullanan, bali kullanan bir genç, kendisiyle ilgilenen Müslümanlar vasıtasıyla derneklere götürülüp Kur'an dersi veriliyor. Bir gün eve uğruyor, akşam vakti bakıyor ki bir polis memuru diğer iki kişiyle beraber evinde oturuyor. O ikisini tanımıyor ama polis memurunu tanıyor. Ve meseleyi anlıyor. Niçin geldiniz? İşte senin geleceğin için. İşte zarar görmemen için. İşte ne bileyim şu derneklere uğramaman, şu gazeteyi okumaman için. Ve genç çok ibret verici bir tepki gösteriyor. Diyor ki ben daha önce tiner kullanırken, bari kullanırken sizler ekip otosuyla yanımızdan geçiyordunuz. Ve merhaba gençler deyip el sallıyordunuz. Yani siz devam edin diyordunuz. Bugün 45-50 yaşlarında, babamın yaşında bir adam bana Kur'an dersi vermek için 45 dakika durakta beklemiş ve benim onunla ilgilenmesi vasıtasıyla düzeldiğim bir zamanda, Kur'an öğrenmek istediğim, İslam'ı öğrenmek istediğim bir zamanda sizler toplanmış aileme gelmişsiniz. Niye tiner kullandığım zaman gelmediniz? Niye gelip de ailemi uyarmadınız demediniz? Bu çocuğumuz tiner kullanıyor. Bu çocuğumuz uyuşturucu kullanıyor. Hem Kürt, hem Diyanet'e hu mahrumane, hem dünya. İro, hem vakta kuyru dünyaya dinerim. Belki gayni Filistin ve Çeçenya, rüya ardı. Milleti kuheri mazlum, milleti kuheri zulüm dintiye em kürt. Em dinerin bu avakırna Cumhuriyet'te Türkiye, le Türkiye çar kıyame mazlum, çar kıyame mazlum çe bu ne? O ev kıyam tev bi katliame dağı bu ne? Em hiro
لقيامه شيخ سعيد دنير ديسا شر جليزيلا شر آغري ياجي شر آغ و شبن درسمي چهلية و افتر قطيامي حتنا داوي كلم اجورا نكي بدم شر شيخ سعيد قيامه شيخ سعيد ويتمي دوسر حزار إنسان حتي شيك كيما ممنوع قد خير ولا من كان كتشين خو قيزين خو بقور تسفر إسلامي بسبب خماندري أمن كان بنا خواندري خيبيا من حصا ملت يما كردا إيرو هيج زماني ما لقلك جيا قد خير ممنوع وإيرو ملت کرد هیچی نکاره بزمان خود ایتمی بسیار نکاره بزمان خود خود پرورده بکنه